aşkım, biz ne zaman evleneceğiz ya? Evlilik mi? Evleniriz hayatım ya. Ne bu acelen, anlamıyorum ki. Sürekli aynı şeyleri söylüyorsun. Hem nereden geliyor senin bu evlilik merakın? Olsun aşkım, bir an önce evlenelim artık. Aşkım gerçekten seni bazen anlayamıyorum ya. Nedir bu evlilik merakın ya? Aa, kapı çalıyor. Ben bir gidip bakayım. Tüh be. Yine evliliğe ikna edemedim şunu ya. Of. Oh be. Bu sefer de ucuz yırttık. Kızım burada mı lan? Ne kız abi? Burada kız falan yok ya. Kes lan. Gözlerimle gördüm buraya girdiğini. Baba. Baba ya baba. Baban olduğun yeni mi aklına geldi senin? Baba, yemin ediyorum biz sadece sohbet ediyorduk. He bilirim ben o sohbetleri. Babayım ben baba, her şeyi bilirim. Neyi bilirsin babacığım? Bilirim dediysen bilirim. Şşt, sus, fazla kurcalama. Efendim biz vallahi kötü bir şey yapmıyorduk ya. Sen de bir şey söylesene. Kes lan, sana bir şey soran olmadı. Git bana bir bardak su getir. Tabii ki efendim, ne dersiniz? Hemen getiriyorum. Ne yaptın kız, ikna ettin mi? Yok baba ya, bir türlü ikna edemedim herifi. Çabuk ikna et kızım, yoksa aç kalacağız. Adam zengin, zaten işsizlik, zamlar, kol geziyor. Şu bizimkilerini de ara, çabuk gelsinler, çabuk ara. Tamam babacığım, hemen mesaj çekiyorum. Efendim, suyunuzu getirdim. Benim şekerim düştü, toparlamak o kadar kolay değil. Git bana kazan kazan yemek getir, anca doyarız. Efendim? Yani anca doyarım. Anladım efendim, anladım. Aa, kapı çalıyor, ben bir gidip bakayım. Yok, bir de ben bakayım kapıya. Kızım o değil de yemek gelmeden bizimkiler ışık hızıyla geldiler. Maşallah maşallah. Bizim gül gibi kızımız ha. Seni ırz düşmanı namussuz seni. Şiddetin namuslu kızlarına bakarsın ha. Biz besleyek büyütek ama sen ha. En pahalı yemeklerle besledik onu. Ulan yemedim babalar hani dedim. Devasayan bizim gül gibi kızçemizi. Abi 500 servandan geçer mi? He anlamadım. Kes lan fışt. Öyle olmaz birader. Bir ailenin kaldığı evde yabancı bir erkek kalamaz. Evet kalamaz, hız düşmanı. Haklısınız efendim. Teslam. Tamam küçük beyim. Bakanla konuşuyor alçak herif. Alçaklık bunun ruhuna işlemiş. Git kendine başka bir ev bul. Bu olayın duyulmasını istemiyorsan bize bolca para bırak. Baba mama da alsın. Mama da al. Devesen burada mısın? Yürü bakayım hadi kızak. Tamam efendim, nasıl isterseniz. Bana müsaade. Bekliyoruz çabuk ol. Böyle hız düşmanlar asmak lazım asmak. Kesmek lazım kesmek. Asmak lazım kesmek lazım. Kırkara millet tebe kırkara. Oh be sonunda kafamıza göre bir ev bulduk. Nazar değdirme lan. Enişte adayı sayesinde bir süre rahat ederiz. Hazır eve konduk iyi mi? Ne kira derdi var ne deposito yaşadık be. Çok şükür sonunda rahata kavuştuk. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ayakta duramayan yok olup gider. Tebe haklısın be Aykut enişte. Haklısın baba. Haklısın abi. Haklısın kayınço. Haklısın dede. Haklısın amca. Haklısın teyze. Ne teyzesi lan? Pardon. Bayağıdır bir şey yememiştim. Aklım gitti. Ben dolaba saldırıyorum. Fazlaya ver lan idareni kur lan. Bu herif kirayı da ödeyecek değil mi? Tabii canım, bu korku ona yeter. Senelik bile öder. İyi, diğer akrabaları da çağırın o zaman. Bir yere kurulup yatsınlar. Tabii canım, bedava yer bulmuşlar. Yatsınlar. Çağır. Hepsi gelsinler. Kapı çalıyor dede, ben bakarım. Altı aylık ödenmemiş kirayı verdiniz. Vermediniz, yarın polis zoruyla çıkarıyorum sizi. Alo, kanki merhaba ya. Bu benim 6 aylık kiram vardı ya, ben onu işte hallettim kankim. Yalnız ev sahibinin oğlu geliyormuş Almanya'dan. He işte evi boşaltmam gerekti. Bir süre bir yerde kalmam lazım. Sen de kalsam olur mu ya kankim? He? Adamın dibisin lan sen. Tamam ben şimdi geliyorum kardeşim hemen oraya. Tamam mı? Otururuz vakit geçiririz. Tamam hadi görüşürüz. Oğlum bu Almanya numarası hep mi tutar lan? İşte bu.